Arkadaşlar grafik problemlerinde bu daire grafiğinin temsil ettiği sayıya çok dikkat etmelisiniz. Şimdi ben size tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz daire grafiğinin temsil ettiği sayı 72 saat ders. Yani bu grafik 72 saat dersi temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi birazcık daha oran orantıyla devam edeceğim. Nasıl çözdüğüme dikkat edin. Bilinmeyen de kullanmayacağım. Bu tarz sorularda bunu her zaman yapabilirsiniz. Şimdi burada Ahmet'in Burak'ın ve Cem'in derecelerini bulalım arkadaşlar. 90, 150 daha 240. Buraya ne kaldı? 360 olması için 120. Ahmet 120 derece. Burak 150 derece. Cem 90 derece. Tamam. Bu grafiğin tamamı 360 derece ve bu 360 derecenin temsil ettiği sayı kaç arkadaşlar? 72 ders. Şimdi Bakın bu sayıları bölebilecek en güçlü sayı bulun. 30 derece. 30 derece neyi temsil ediyor? 360 derece 72 derste 12'ye bölün. O zaman neyi temsil eder? 6 ders. Bakın ne yaptım? 12'ye böldüm. Burayı da 12'ye böldüm. 30 derece 6 ders. 120 de 30 dereceden kaç tane var? 4 tane. O zaman 120 dereceyi bulurken bir tane örnek göstereyim. 4 ile çarpın. 4 ile çarpın. Ne olur? 24 ders. Hemen buraya hızlı bir şekilde Ahmet 24 ders Yine 150, 30'un 5 katı. O zaman 6 kere 5'ten 30 ders. Tamam. Ee, 90, 30'un 3 katı. O zaman burası da 18 ders. Bakın toplayın. Hakikaten de 72 ders yapıyor. Şimdi burada diyor ki haftanın ilk 3 günü geçti. Ahmet, Burak ve Cem'in bu haftada kalan ders saatleri yeniden bir grafikte gösteriliyor. Onu ben çizeceğim arkadaşlar. Şöyle kabaca. Ahmet'in ölçüsü değişmiyor. Yani Ahmet yine 120 derece. Şöyle çizersek daha elit bir şey olur. Şöyle 120 derece diyelim. Burak'a ait olan daire diliminin merkez açısının ölçüsü 1 bölü 3 oranında artmış. 150'nin 1 bölü 3'ünü alın hemen. Ne yapar? 50 derece. 50 derece artarsa o da arkadaşlar 200 derece olur şöyle 200 derece olsun. Burası Burak. Bura Ahmet. Ee, o zaman Cem'i de biz söyleyelim buradan. Toplayın 360 olması için burada 40 derece kaldı. Bu da Cem. Çizmeseniz de olurdu ama ben özellikle çizerek göstermek istedim. Şimdi yeni derecelerimizi yazalım. 120 200 ve 40 derece. Tamam. Şimdi diyor ki Burak 10 saat derse girdi. Yalnız bu grafik neyin grafiği? Kalan derslerin. Bakın kalan derslerin dikkat edin. Onu da nerede ifade ediyor? Kalan diyor bakın. Tamam mı? Şimdi Burak 10 derse girdi. 30'dan 10 çıkarsa ne kaldı? 20 ders kaldı. 200 derece 20 dersi gösteriyor. Yani kaça bölmüş? 10'a. O zaman arkadaşlar bunu da ona bölün. 12 ders. O zaman bunu da ona bölün. 4 ders. Bana diyor ki Cem ilk 3 günde toplam kaç dersi girmiştir? Şimdi Cem'in 18 dersi vardı. Kalan ders 4. O zaman 18'den 4'ü çıkaralım. 10 der, 14 ders kalmıştır diyebiliriz. Evet olayın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz değil bütün daire grafiklerinde oran orantı uygulayabilirsiniz zaten oran orantının resmedilmiş hali daire grafiğidir. Aslında siz her daire grafiği çözdüğünüzde oran orantı da çözmüş oluyorsunuz ama farkına varamayabiliyorsunuz.